Evet arkadaşlar tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun. E, bugünkü yine e, hurufu mukaddalarımızda Şura suresi. hamt e, Hamd, e, Hamim, Ayn, Sin, Kaf diye geçiyor. E, buradaki e, e, şeye, Resulullah Efendimiz de özellikle Mim olarak geçiyor. Mutlak güç sahibi ve hüküm ve ikime sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy ediyor. Böylece e, e, biz sana Arapça bir kitap ettik ki, e, vahyettik ki anası olan şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresine bulunanları uyarasın hakkında asla şüphe e, şüphe şüphe ol, olunmaya gönlünle onlara uyarasın şüphe olmayan günüyle onlara uyarasın ee, bir grubu cennette bir grubu da cehennemdedir yani insanların Allah e, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasında konuşur yahut bir elçi gönderir izniyle ona dilediğini vahiyedir şüphesiz o yücedir hüküm ve hikmet sahibidir işte sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Ee, sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu e, kullarımızdan dilediğimizi kendisine doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Ş şüphesiz ki sen <laughs> doğru ve doğru bir yol üzeresin. üzere gönderdik ve yerdekiler de her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu iyi bilin ki bütün işte sonunda Allah'a döner. E, buradaki e, işte özellikle hani e, şura kelime anlamıyla istişare anlamına gelen ama burada işte o istişareyi allah Teala Resulullah Efendimiz de yapıyor. E, buradaki işte Mekke'den en, ve çevresindeki bölgeler uyarması hani kaf daha dediğimiz için kaf o e, Arabistan'ı içeriyor yani ülke olarak. E, ayın e, dedik Hz. Muhammed Resulullah Efendimiz ayın işte e, hak olan Allah'tan e, e, alınan vahi e, bildiriyor velhasıl yani genel itibariyle baktığımızda Allahu Teala e, Resulullah Efendimizle e, yani bu süreçte nasıl başladığını işte Mekke'nin Hira e, e, mağarasında Mekke ve çevre etrafını uyarması için gönderdiğini burada bildiriyor hak ile gönderdiğini bildiriyor biznillah. Buradaki konuyu da işte Allah-u Teala bu şekilde bildiriyor. Yani genel olarak baktığımızda Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i ya da bir insanla nasıl irtibata geçeceğini önce anlatıyor, tanımlıyor ve ondan sonra Resulullah Efendimiz'e nerede ve hangi belgede ona bu görevi verdiğini görevlendirdiğini de bildiriyor. İnşallah yine farklı bir videoda görüşmek üzere. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimize olsun inşallah.